Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilçe ziyaretlerine gittiği Adana'da yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti ve MHP'nin seçim kanununda değişiklik öngören teklifine ilişkin çarpıcı açıklamalar da bulundu. Davutoğlu'nun konuşması şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinin beslenme programı ile ilgili söylemiş oldukları, tam da iktidarın halktan kopmasının işaretidir. Bir yüzükle çıktıkları yolda gelinen bu güç yozlaşmasının işaretidir. Bir liderin lider olma vasfı, halkının çilesini anlamaktadır ve onunla birlikte yaşayabilmesinden gelir. Kasımpaşa'dan çıkmış, Keçiören'de başbakanken oturmuş ama şimdi saray sofralarında halkından kopmuş cumhurbaşkanı ve çevresi, işte onlar bu dünyadan değiller. Ekmek kuyruğu var, mazot kuyruğu var, hani kuyruklardan kopararak Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşımışlardı. Büyük bir ızdırap duyuyorum, dedi. Türkiye'de ne zaman iktidar kendisinden ümit kesmişse seçim yasasıyla oynamıştır. Seçim yasası üzerine çalışmaları bu kurallarla seçimi kaybetme kaygısı taşıdıklarını gösteriyor. %7 barajı da MHP'nin %7 barajını geçeceği varsayımı üzerine kuruldu. Bu da yanlış. Göreceksiniz Ak Parti de MHP de kendi kurdukları tuzağın kurbanı olacaklar. Düşündüklerinden çok daha düşük oy alacaklar. Bu seçim yasasına ihtiyaç duymalarının sebebi açık söyleyeyim. Gelecek Partisi'nin kurulması ile Türk siyasetine gelen hareketliliktir. Bugün iktidar partileri özellikle Ak Parti kendi tabanının büyük bir kayma içinde olduğunu, büyük bir karamsarlık içinde Ak Parti'den kopmakta olduğunu görüyor ve bu kopuşu engellemek için Ak Parti'nin birinci parti olacağı varsayımıyla bir düzenleme yapıyor. AK Parti birinci parti olamayacak. Halktan bu kadar kopmuş ve bu kadar çile çektirmiş bir iktidarın iktidarını sürdürebilme şansı yok ifadelerini kullandı.